Eylül'sü Türkçe'de 98 puan alarak dünya birincisi oldu. Güney Kıbrıs'ta dün akşam ödül töreni vardı. Ödül töreni için sınır kapısına gitti. Ancak Kıbrıs Rum yönetiminin engeliyle karşılaştı. Engel gerekçesi ise Türkiye'li olmasıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi buna çok sert tepki gösterdi. Olayı kınadı ve utanç verici bir durum olarak değerlendirdi. Belusu dünya birincisi oldu Türkçe'de. Ödül almak için dün akşam Güney Kıbrıs'a geçecekti. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi Belusu'nun kökeni nedeniyle Güney Kıbrıs'a geçişini engelledi. Hem ailesi üzgün, hem Belusu üzgün, hem de Bülent Ecevit Lisesi'ndeki okul yönetimi ve öğretmenleri üzgün. Evet, tamam. Burada Belusu'nun Pearson Edexcel'den gelen Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan adres yazılıdır ve cevap vermesi gerekir. Evet. Bir Türkçe'de dünya birincisi oldun. Ödülünü almak için de Güney Kıbrıs'a gidiyordun. Ancak son dakikada Rumların engellemesiyle Güney Kıbrıs'a geçemedin. Sınırda öğretmenlerle birlikte geri dönmek zorunda kaldın. O anda neler hissettin? O an tabii hayal kırıklığına uğradım maalesef ki. Orada hani dün diğer arkadaşlarımla beraber alacağım ödülü alamadım. Hayal kırıklığıydı işte benim için. Benimle beraber oradaydım. Öğretmenlerim de vardı benimle. Bu mutluluğu yaşayacakken maalesef böyle bir son dakika pürüz çıktı. Hocam, siz de sınırdaydınız. Beril'le birlikteydiniz. Neler oldu? Neden böyle bir şey yaşandı? Ve bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle Beril Su Meral bizim Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencimiz. 10. sınıfta okuyor. 9. sınıfta Türkçe sınavında dünya birinciliğini yakalaması bizim gönüllerimizin birincisi olarak damga vurmuştur Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ailesi olarak. Bu hepimizin başarısıdır, hepimizin gururudur. Biz tabii ki 98 puan alarak dünya birincisi olması ve bu milyonlarca insanların uluslararası yapılan bir sınava katılması ve bu sınavda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Beril Su'nun damga vurması bizi apayrı bir gururlandırmıştır. Burada Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu bizi huzurunda kabul etmiştir diğer dünya birincilerimizle ve bize bir ödül töreni yapmıştır. Orada Beril Su ödülünü ve belgesini almıştır. Sayın Bakanıma ben çok teşekkür ederim bu konuyla ilgili. Tabii ki Güney Kıbrıs'ta yapılacak ödül törenine ki bu Pearson Edexcel dediğimiz uluslararası bir board'dur. Bunların düzenlediği bir sınavdır. Dünkü ödül törenine ne yazıktır ki geçemedik. Son dakika engele takıldık. Oradan Güney Kıbrıs'tan haber geldi. İşte Beril Su'nun kökeni dolayısıyla o tarafa geçemeyeceği bize bildirildi. Tabii ki öğrencimiz geçemeyeceğine göre bizim de ödül töreninde işimiz yoktu. Biz de öğrencimizle birlikte sınır kapısından son dakika geri döndük ve bu bizi çok üzdü. Yani bizim tam geçiş saatimizde bu kararın çıkması çok yani hiç anlam taşımıyor açıkçası. Hani önceden burada Dışişleri Bakanımız Sayın Kudret Özer Sayın girişimleri küçümsenemez. 15 gün ekibiyle birlikte uğraştı, görüşmeler yapıldı. Özel izin çıkarılması için gayret gösterildi. Ancak son dakikaya kadar işte bir yeşil ışık yakıldı gibi görünse de tam geçiş saatimizde geçemezsiniz denmesi hepimizi çok çok üzdü. Biz bunu okul olarak da şahıs olarak da şiddetle kınıyoruz.